Merhaba, sizlerle Zaxa X2-3 boyutlu yazıcımızı kutusundan çıkaracağız ve bütün kurulum işlemini sizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu aşamaya geçmeden önce kutu ve içeriğini mutlaka atmamanızı, herhangi bir teknik servis durumunda ürününüzü orijinal kutusuyla birlikte teknik servisimize yollamanız gerektiğini mutlaka unutmayınız. Şimdi kutumuzu alt kısmından yukarıya kaldırarak açacağız ve sonrasında kurulum işlemlerini sırasıyla gerçekleştireceğiz. Kutumuzu alt kısmından tutarak yavaşça kaldırıyoruz. Kutumuzun üst bölümünde güç kablomuz, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve filament borumuzun olduğu bir paket bulunmakta. Şimdi dikkatli bir şekilde kutumuzun üst köpüğünü kaldırıyoruz. Şimdi cihazımızı yandaki metal kısımlardan tutarak kaldırıyoruz ve kutudan çıkarıyoruz. Şimdi cihazımızı menteşesinden açıyoruz. Tablanın altındaki metal kısımdan yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ve alet kutumuzu ve tablanın kargoda hasar almasını engelleyecek köpüğü çıkarıyoruz. Ekran jelatinini çıkararak cihazımızın kutu açılım işlemini tamamlıyoruz. Alet kutumuzun içeriğinden teknik servis ve destek için gerekli olan bilgiler, uhu yapıştırıcı, baskımızı tabladan almamız için kullanacağımız spatula, filament ve destek malzemelerini sökmemiz için yan keski, bakım kiti içerisinde 3 adet alyan ve 1 adet yağ içeriyor, filament tutucu plastik ve kalibrasyon kağıdı çıkmaktadır. Şimdi cihazımız içinden çıkan güç kablosunu yazıcımızın güç girişine takıyoruz ve açma tuşuna basarak yazıcımızı açıyoruz. Cihazımızın üst köpüğünde bulunan filament borusunu baskı kafamızın üstünde bulunan kablodaki koruyucu plastiklerden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra arkada kalan kısmı filament sensörümüzün içine takıyoruz ve plastikleri ortalayarak filament borusunu düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Cihazımıza filament yüklemesi yapmak için alet kutusunda bulunan filament tutucu plastiği kullanmamız gerekiyor. Bu plastiği yan bir şekilde cihazın arkasındaki deliğe takıyoruz. 90 derece çevirip aşağıya doğru bastırıyoruz ve plastiğin sıkıca oturduğundan emin oluyoruz. Zaxa X2 3 boyutlu yazıcı modelinizle ABS, PLA, karbon fiber, flex, petçiği gibi birçok malzemeye basabilirsiniz. Biz şimdi bu uygulamamızda Zaxa petçiği filamentini kullanacağız. Sorunsuz ve iyi bir baskı deneyimi almak için Zaxa filamentleri kullanmanızı önermekteyiz. Şimdi Zaxa filamentimizi göründüğü şekilde filament tutucu plastiğin üzerine koyuyorum ve filamenti filament sensörünün içerisinden geçirerek en uç kısımdan çıkana kadar ittiriyorum. Uç kısımdan filament çıktıktan sonra artık filament itme işlemine son veriyorum. Filamentinizin makaranın dışına çıkıp farklı bir yerlere dolanmaması gerektiğine mutlaka dikkat ediniz. Aynı zamanda da filamentinizin gösterildiği şekilde ilerleyip baskı kafasına doğru gittiğinden emin olunuz. Şimdi filamentimizin ucunu yüklemeden önce 45 derecelik bir açıyla kesiyoruz. Bu aşamadan sonra cihazımıza filament yüklemek için ayarlar, filament değiştir, yükle ve Zaxa petçiği filament seçeneğini seçerek cihazımızın ısınmasını bekliyoruz. Isınma tamamlandıktan sonra yeni filament takınız uyarısına ileri tuşuna basarak filamenti baskı kafasındaki girişten içeriye doğru sokuyoruz ve elimizde filamentin gittiğine emin oluyoruz. Bir süre sonra filament borusunu tekrar delikten takarak filament yükleme işlemini tamamlıyoruz. Filament yükleme işlemi sonrasında kalan filamenti mutlaka uçtan alarak filament yükleme işlemine son veriyoruz. Şimdi sizlerle Zaxa 3 boyutlu yazıcımızın tabla kalibrasyonunu yapacağız. Tabla kalibrasyonu baskınızın ilk katmanının baskı üzerine doğru bir şekilde yapışması için oldukça önemlidir. Bu sebeple uzun soluklu baskılar aldığınızda ya da cihazınız herhangi bir yer değişikliği yaşadığında tabla kalibrasyonunu tekrar yapmanız gerekmektedir. Cihazımızın kalibrasyonunu yapmanız için alet kutusundan çıkan Zaxa kalibrasyon kağıdını kullanacağız. Bu kağıdın herhangi bir özelliği yoktur. Normal A4 herhangi bir kağıdı da kullanabilirsiniz. Cihazımız 3 noktada baskı kafası ilerleyecek ve bu 3 noktaya da kağıdı baskı kafasıyla baskı yatağı arasına koyarak bir kağıt kadar boşluk bırakacağız. Bunu ayarlamak için de 3 köşede bulunan ayarlama vidalarını kullanacağız. Şimdi kalibrasyon kağıdımızı baskı kafası ve baskı tablası arasına yerleştiriyoruz. Bu noktada baskı kafasının sıcak olduğuna dikkat etmeniz gerekmekte. Kalibrasyon kağıdını ufak hareketlerle hareket ettirirken kalibrasyon vidasını da sağa ya da sola çeviriyorum. Ve kağıt üzerinde hafif bir baskı hissettiğim zaman kalibrasyon işlemim bu nokta için tamamlanmış oluyor. Bu baskı işleminin doğru olduğunu anlamak için kalibrasyon kağıdı üzerindeki küçük izlerin oluştuğunu görebilirsiniz. Bu izler oluştuğunda
kalibrasyon o nokta için doğru bir şekilde tamamlanmış demektir. Eğer kalibrasyon vidasını çok fazla çevirirsem kağıdım hareket etmeyecek ya da çok fazla aksi istikamete çevirirsem kağıt çok rahat hareket edecektir. Bu noktada hafif kağıt sürtene kadar şöyle kalibrasyon işlemimi tamamlamam gerekmektedir. İlk nokta için kalibrasyon işlemimi yaptıktan sonra ileri tuşuna basarak ikinci kalibrasyon noktama doğru ilerliyorum. Ve aynı işlemi ikinci kalibrasyon noktam için de gerçekleştiriyorum. Yazdırma işlemine başlamadan önce baskımızın tablaya sorunsuz bir şekilde yapışabilmesi için UHU marka bir yapıştırıcı kullanmamız gerekiyor. Bu yapıştırıcı farklı açılardan 4-5 katman baskı tablamıza uygulayarak sorunsuz bir şekilde baskı almamızı sağlayabiliriz. Mutlaka her baskının ilk 2-3 katmanını kontrol etmemiz gerekmekte. Doğru bir şekilde baskının yüzeye yapıştığından emin olduktan sonra yazıcımızın başından ayrılabiliriz. UHU işlemini uygulamadan önce mutlaka ve mutlaka baskı yüzeyinizin soğuk olması gerekmektedir. Eğer sıcak bir yüzeye UHU işlemini uygularsanız baskınızın ilk katmanı tablaya yapışmayacaktır. Şimdi baskımızın dışından başlayarak baskı alanımızın içe doğru zikzak hareketlerle UHU'mu bir katman sürüyorum. Bu noktada hafifçe bastırarak bu işlemi uyguluyorum. Şimdi tam tersi açıda ikinci bir katman UHU'yu sürüyorum. Ve yine tam zıt açıda tekrar UHU işlemini uyguluyorum. Tablanın her yerine eşit bir şekilde UHU geldiğinden emin olup en son yine ters bir açıyla tekrar UHU'mu sürerek UHU işlemini tamamlıyorum. Evet, Zaxe X2-3 boyutlu yazıcımızın kurulumunu başarıyla tamamladık. Şimdi artık hızlıca baskı almaya geçebiliriz. Baskı alırken en önemli şey ilk birkaç katmanı mutlaka takip etmemiz ve bir problem olmadığını görmemiz gerekmekte. Bununla birlikte herhangi bir teknik sorunuz olursa destek.zaxe.com sitesine bir destek talebi açarak bütün teknik sorularınıza hızlıca cevap alabilirsiniz. Hepinize iyi baskılar dilerim.